Herkese selamlar. Şimdi bugün detaylarıyla Yohara serisinin ikinci bölümü olan ikinci mapindeyiz, Dongan Obası'ndayız. Burayla ilgili ufak tefek bildiğim kadarıyla size detaylarını aktarmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle buranın en önemli başlangıç olayı, olmazsa olmazı statüleri. Hemen şöyle statü ekranını açtım. Buraya geldiğiniz zaman şu şampiyon seviyesi kısmı karşınızda buranın statları var. Şimdi sol yukarıda gördüğünüz yer burasının gerektirdiği statü seviyeleri, miktarları. Mesela STR için 15, Wit için minimum 10 gerekiyor diyor. Res için ise 15 gerekiyor. Sizin statüleriniz bu yazan rakamlardan düşükse, atıyorum STR'niz 15'ten düşükse, vurduğunuz damage yarı yarıya düşüyor burada. Ama slotlara düşüyor. Metinlere ve karakollara damage'iniz normal damage'iniz gibi devam ediyor. Onun dışında Wit'iniz düşükse eğer canınız yarı yarıya düşüyor. Onun dışında resiniz düşükse de hareket hızınız düşüyor. Statülerden bahsetmem gereken başka bir şey yok. Şöyle statüleri arttırabiliyorsunuz. İlk seçeneğiniz ve muhtemelen en çok etki edecek Sukma Premium Buff'lar var. Bunları bir günden 30 güne kadar App Market'ten satın alabiliyorsunuz. Bunlar sizin tüm değerlerinizi 10 arttıracak şeklinde karakterinize ekliyor. Onun dışında arttırabileceğiniz bir de karakolunuz, karakol göreviniz var. Normalde ilk geldiğinizde sizin değerleriniz tamamen burada -5 olarak gelecek. Ve karakol kestiğiniz zaman bu debuff kalkacak. Mesela bende şurada yukarıda görünüyor. Diyor ki bağışıklık var. Bu bağışıklığı kazanmak karakol kesmeye bağlı. Karakol kestiğiniz zaman tüm statülerinize +5 ekleniyor gibi oluyor. Yani daha doğrusu -5 iken debuff'ınız kalkıyor ve 0 oluyor. Ve herhangi bir bu STR, Wit, Res ve Int değerlerinizi bir tanesine +5 ekliyor. Bu tamamen rastgele. Eğer sizin eksik bir statünüz varsa o statüyü alana kadar karakol görevini devam ettirip onu tutturmayı deneyebilirsiniz. Onun dışında statülerle ilgili bahsedeceğim. Başka nereden kazanabilirsiniz bunları? Bunları tılsımımıza gelen irade tılsımının işte mesela bende +4'ünde 7 STR veriyormuş. İşte eldiven 12 STR veriyor. Taşlarından 12 Wit alıyorum. Resimi de şuradan karşılıyorum. Kolyesinden. Bunu siz herhangi bir iteme de getirebilirsiniz tabi. Onun dışında statülerle ilgili başka bir şey yok. Bu karakol görevi nasıl yapılır? Hemen onu da göstereyim. Buraya geldiğiniz zaman çevreyi araştır diye bir görev var. Buradan Dongan Ovası'nı seçiyorsunuz. Dongan Ovası şu an bulunduğumuz harita. Bana map'in ilk başlangıç yerinde bir noktayı işaret ediyor. Buraya geldiğiniz zaman görevi alıyorsunuz. Araştırmayı tamamladım diyor. Tekrar görev sekmesinden karakolları yok et deyip kabul et demeniz gerekiyor bu göreve başlamadan önce. Bunu da aldıktan sonra geriye kalan 3 tane karakol kesmeniz gerekiyor. Bu karakolları da kestikten sonra tekrardan buradan karakolları yok et görevini açıp alabiliyorsunuz statülerinizi. Benim şu an üzerimde var. Metinlerinden bahsetmek gerekirse iki farklı metni var. Birincisi şu farkındalık metni, yanında parantez içinde G yazıyor. Bu metin herhangi bir drop atmaz. Kesildiği zaman herhangi bir eşya elde edemezsiniz. Bunun olayı buradaki görevleri var biliyorsunuz Yuhara'nın. Bu arada görevlerinden de bahsedeceğim birazdan. O görevler için kesmeniz gereken metinlerden bir tanesi. Ben şöyle hemen bir tanesini sizle beraber keseyim. Bir yandan da anlatmaya devam edeyim. Neden peki bu metni keseceğiz? Benim görevim yok mesela ama yine de bunları kesiyorum bazen. Neden kesiyorum? Çünkü içinden çıkan slotlardan bana parça atıyor. Yani buranın farmı parçayla sağlanıyor diyebilirim. İkinci map'in tüm olayı parça üzerinde dönüyor. Yanında tılsım vesaire falan da atıyor ama bunlar önemli değil. Bir tane de görev tamamladım bakın şuradan. Gördünüz. Bunlar günlük görev. Bunlara pek fazla girişmeyeceğim şimdilik. Mesela bir tane mor parça attı şimdiden bana. Bunu dediğim gibi metinden atmıyor. Metin patladı. Herhangi bir drop yok. Ama yanındaki çıkan slotlardan acayip derecede parça atıyor. Burada geldiğiniz zaman abartmıyorum. Saatte 3 vona kadar, belki şanslıysanız 3.5-4 vona kadar eşyalar, parçalar alabiliyorsunuz. Eğer ki üste giden eldiveniniz varsa bu sayı, bu miktar çok daha da artabilir. Onun dışında bu görevlerinden biraz bahsedeyim. Geldiğinizde arkadaşlar bu şeylerden, görevlerden alabileceğiniz manyak ödüller var yani. İki tane ritüel veriyor. Ritüelin değeri bilmiyorum ne kadar paha biçiyorlar bunu ama minimum 20 mon civarındadır.
İki tane ritüel alıyorsunuz görevlerinden. İki tane metal alıyorsunuz. Onun dışında demirci alıyorsunuz. Demirci el kitabı. Başka bir tane parşömen, bir tane efsun arttırma, bir tane efsun değiştirme alıyorsunuz. Görevleri de bu şekilde. Bu görevleri nasıl yapacaksınız? Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Dümdüz tüm metinleri, önünüze gelen her şeyi kestikçe zaten bu görevler sizde birikiyor. Bu karakol görevi, az önce bahsettiğim karakol görevi de bu. Bunları keserek elde ediyorsunuz. Bunların canı metinlere göre çok daha az, çok daha hızlı kesiliyor. Ve neredeyse metinle aynı miktarda slot çıkardığı için bunlardan elde edeceğiniz parçaların miktarı genelde daha fazla oluyor. Başka, ha bir de şeyler var. Normal farkındalık metinleri var. Yanında G olmayan, şu tarz. Bunlar birinci haritadaki metinlerle birebir aynı. Hiçbir farkı yok. Ve drop'u da aynı tamamen. Tek sıkıntısı, ilk map'te neden kesmeyeyim, niye ben burada keseyim diyecekseniz de burada, daha doğrusu tam tersi, niye burada kesiyorum ilk map'te kesmek varken muhabbeti. Burada tamlık işliyor. Tamlığınızı geliştirdiğiniz zaman, birinci map'te tek metin çıktığı için tek tek metinleri kesip CH atma gibi bir derdiniz olmuyor. Burada tamlığınızı geliştiriyorsunuz. Buradaki metinleri de aynı birinci map'teki gibi kesebiliyorsunuz. Tamlık buradaki slotlara mis vurma olasılığınızı gösterir. Ne kadar çoksa o kadar az vurursunuz mis. Mesela şöyle ben slotlara biraz vurayım. Bakalım mis vuracak mıyım hiç. Görünmüyor pek damage'im ama benim tamlığım az olsaydı bu slotlara ben mis vuracaktım. Damage atamayacaktım hiçbir şekilde. Ne kadar arttırırsanız oranınız o kadar mis vurma oranınız o kadar azalıyor. Bu tamlık çok önemli. Bu tamlığı da nereden sağlayabilirsiniz? Birincisi bu gösterdiğim tamlık skillinden, tamlık BK'larını okuyarak sağlayabilirsiniz. Master dönüşümden biraz daha iyi geçme oranı. Onu da belirteyim. Aşırı zor bir şey değil. İtemlerden alabiliyorsunuz. Buranın itemleri, mesela bu item bana 9 tamlık cevherleriyle beraber toplamda 12 tamlık sağlıyor. Onun dışında da elde ve nefsunu getirebilirsiniz. Tamlık miktarını da buradan arttırabiliyorsunuz. Onun dışında göstermem gereken başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Sanırım yok. Şeyler var, bosslar var. Bossları gösterecektim. Bosslarda da 3 farklı boss var. Birisi Natanan, birisi Argos. Diğeri de Argos ama birisinin elementi ateş, birisinin elementi karanlık. Şimdi ilk yerimiz burası. Burada bir adet gördüğünüz gibi Argos çıkıyor. Bunların içerisinden neler elde edebilirsiniz? Bunların içerisinden Yuhara Hazine Sandığı atıyor. İlk map'teki Bao'lardan attığı gibi. Onun dışında Güneş Şiddeti atıyor, Tamlık Kitabı vesaire. Hemen ben şöyle bir tanesini keserek size göstereyim neler alabileceğinizi. Bu arada tüm map'in içerisindeki efsunlardan bahsedecek olursak, slotlarına şeytan işliyor. Şu gördüğünüz tüm slotlara şeytan işliyor. Element olarak da ateş elementi işliyor. Mesela şuradan ne aldık? Güneş Şiddeti, Kırmızı Sunknorini. Bu Kırmızı Sunknorini eldiven basmak için üretilen malzemelerden bir tanesi. Bunlardan elde edebiliyorsunuz burada. Onun dışında bunun dediğim gibi bir de karanlığı var. Onu da videonun sonunda ben eklerim keserken. O bir tık daha sert bir boss. Onu da biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Natanan dediğimde de hiçbir şey atmıyor neredeyse. Çok boş bir boss, çok da kolay bir boss. Çok fazla bir şey elde edemezsiniz. Ben size diğer boss yerlerini göstereyim. Bir diğer yerde burası. Natanan dediğim boss da şu. Göstereyim ne kadar kolay kesildiğini. Onun da 7 hasarı görüyorsunuz az çok zaten. Bu boss bu arada ittirmez. Eldiven attı bir tane de. Çok da fazla bir drop'u olmaz. Yani bunlarla pek fazla vakit kaybetmeyin bence. Hemen diğer boss yerine geçiyorum. Diğer boss yerine de geldik. Diğer boss yeri de burası. Haritadan da görebilirsiniz zaten. Burada da mesela bir tane Natanan varmış. Gelmişken bunu da kesiverelim. Boss yerleri de bu şekilde. Ben yine harita üzerinden en kötü işaretler videonun bir yerine eklerim, bir kısmına. Deri sertleştirici attı. Bunun atabildiği en güzel şeylerden bir tanesi bu olabilir gerçekten. Eldiven basmaya yarıyor bu arada, bilmeyenleriniz varsa diye söyleyeyim. Onun dışında bu map'te ilk başta geldiğiniz zaman buradaki depocuyu, satıcıyı, herhangi bir şey kullanamıyorsunuz. Ben şurada bir öleyim. Simyamı kapatayım. Şehrin içine geçeyim. Orada neler var? Onları göstereyim hemen size. Herhangi bir, dediğim gibi, bir NPC'yi kullanamıyorsunuz ilk başta geldiğinizde. Size verdiği görevleri yapa yapa açıyorsunuz bunları. Görevleri de dediğim gibi dümdüz metinleri keserek yapabiliyorsunuz. Size bir şeyler topla falan diyor.
o şekilde hallediyorsunuz. Map'in ortası bu şekilde. Depocusu, bilmem necisi, işte silah satıcısı, zırh satıcısı vesaire her şeyi var. Burada bir adet daha önceki videolardan da illaki denk gelmişsinizdir. Çiğ Usta diye bir ustamız var. Bu ustadan buranın eşyalarını üretebiliyorsunuz. Bunlar tabii siz çedikleri falan üretmeye değer bir şey değil. Çünkü boşuna gayanızı yiyor. Bunlar zaten Yohar hazine sandıklarından çıkıyor. Onun dışında bu güneş cediti bilekliği, işte gece cediti vesaire bunlardan üretebiliyorsunuz burada. Bunları nasıl üreteceksiniz? Burada eşyaları görünüyor. Bu güneş cediti az önce gördüğünüz bosslardan düşen bir eşya. Ben de şöyle göstereyim miktarını. Çok zor kasılan bir şey değil. Onun için rahatça üretilebiliyor. Tek sıkıntı gaya. %30 şansı olduğu için, yani bir tanesini üretmeye aşağı yukarı 600 gaya gidiyor. Az uz bir şey de değil yani. Onun dışında buradan bahsedeceğim pek de bir şey yok. Görevleri bu NPC'lerden alıyorsunuz. Tek tek gidip metinleri keserek farmınızı yaparken yapıyorsunuz görevleri. Parça miktarı gerçekten çok atıyor. Küçümsemeyin. Dediğim gibi ben ekmeğimi buradan yedim. İlk başta çarımı buraya soktuktan sonra birinci haritada hesabımı güçlendirdim. Buraya geldim. Acayip derecede fazla para kasılıyor. Şu an zaten çok fazla insan var buraya. Çok fazla talep var. İnsanlar yavaş yavaş buranın ne kadar çok para getirdiğinin farkına varmaya başladı. Bence siz de çok geç olmadan buralara gelmeye çalışın. Eğer leveliniz falan yakınsa, gelme gibi bir amacınız varsa önceden, hiç beklemeyin derim. Şamanınız varsa çok tatlı olur. Savaşçı olan kardeşlerim için de ufak tefek bir tavsiye. Blok dizin, tamamen blokla gelin buraya. Kirin ayakkabısı, korku maskesi, işte kalkanınızda blok olsun. Gerekirse petinize getirin. Onyx'inizde blok olsun. Çünkü slotlar çok sert. Benim az önceki yediğim damage'e bakmayın. Ben hayvan gibi can çekerek ayakta kalıyorum. Herhangi bir keskinliğimi falan kapatınca zaten çok büyük damage'ler yediğimi siz de göreceksiniz. Ben videonun sonuna ufak bir metin ve karakol kesme videosu koyacağım. Hızlandırılmış bir şekilde. Oradan neler elde ettiğime de bakabilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. I've been flying from town to town.